İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesiyle de yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Erdoğan, anayasa değişikliğinin sağladığı imkanla kurucusu olduğu partiye döneceği tarihi de açıkladı. Vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da kendilerine yeni alanlar açmaya çalışan terör örgütlerine karşı yeni operasyonların sinyalini verdi. Hatırlarsanız şunu söylüyordum. Biz bundan sonra birilerinden gelecek desteklerle değil, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demiştik ve kendimiz kesiyoruz. Erdoğan, tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin İstanbul'daki toplantısında konuştu. Önce Suriye'deki operasyonları ele aldı. Cerablus'a başlayıp Rai ve Dabık'la süren ve Elbap'la sonuçlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeledeki başarısının kanıtı olduğunu söyledi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon devletlerine seslendi. Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz. 16'sında Amerika'da Sayın Trump'la görüştüğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım. Bakın durum bu. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yı DAEŞ'a mezar ederiz ya. Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütünün ikinci bir Kandil yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik operasyonunu hatırlattı. Baktık ki olmuyor. Sincar'a bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon, yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Anbar. Buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. Vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı daha sonra sözü Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine getirdi. Avrupa Birliği ülkemize yönelik haksız ve adaletsiz tavrında değişiklik yapmazsa belki bu konuda da bir halk oylaması ihtiyacı olacak. Ya hem almıyorsun, hem içeriye sokmuyorsun, hem de halk oylaması yapılacak dendiği zaman da rahatsız oluyorsun. Niye rahatsız oluyorsun? Yeni bir şey daha duydum. Avrupa'da halk oylaması ile ilgili sandık kurdurmazlarmış. O sandıklar da size kalsın. Erdoğan, anayasa değişikliği sonrası partisine dönüş tarihini de açıkladı. İnşallah önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmüyle elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak Tunceli'de 10, Adıyaman'da 8, Van'da 3, Irak'ın kuzeyinde de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt genelinde yapılan huzur operasyonlarına ise 72 bine yakın personel katıldı. Çıkın dışarı, teslim olun. Tunceli'nin Hozat ilçesindeki operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmada 10 terörist öldürüldü. Böylece bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 20'ye yükseldi. Adıyaman'da ise güvenlik güçleri Çamyurdu ve Yazıbaşı köyleri çevresinde teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava unsurlarının katılımıyla daha önce belirlemiş olduğumuz hedeflere yönelik bir operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda ilk belirlemelere göre 8 terörist öldürüldü. Ateş! Van Çatak'ta çıkan çatışmada ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bir örgüt mensubu da silah ve teçhizatıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı bugün sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Sinat Haftanin bölgesine 2 ayrı hava harekatı yapıldığını açıkladı. Bu operasyonda da 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Genelkurmay 25 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok bölgelerine yapılan hava harekatlarının sonuçlarına ilişkin de bilgi verdi. Sincar'da 40'tan fazla, Karaçok'ta ise 4'ü üst düzey olmak üzere 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunun ise 5. ayağı yapıldı dün gece. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri 81 ilde eş zamanlı harekete geçti. Yaklaşık 72 bin personelden oluşturduğu 13 binden fazla ekip binlerce noktada denetim yaptı. Denetimlerde helikopterle 374 dedektör polis köpeği de kullanıldı. Din adamları, alimler, akademisyenler Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl Gaziantep'te bir araya geldi. Bu kentte yapılan Hazreti Peygamber ve Güven temalı sempozyumda ikinci günde geride kaldı. Şimdi Antep'e uzanacağız ve programı izleyen arkadaşımız Ramazan Arslantaş'tan son bilgileri alacağız. Ramazan, seni dinliyoruz. Arif, 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasıyla Gaziantep'te düzenlenen sempozyum devam ediyor. Sempozyumun bugün ikinci günü, hatırlayacaksınız. Sempozyumun açılış programı dün Gaziantep Üniversitesi Mavera Konferans Salonu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Sempozyumun açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, farklı üniversitelerden ilim adamları ve akademisyenler, Gaziantepliler ve Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler katılmıştı. Sempozyum Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Görmez'in bu konuşması çok önemliydi. Çok önemli mesajlar verdi. Aslında sempozyumda 3 gün boyunca neler konuşulacağının ipuçlarını verir gibiydi Başkan Görmez. Öncelikle 2011 yılından itibaren toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Kutlu Doğum haftalarında belirlenen temaların belirlenme aşamalarını ve belirlenme gerekçelerini paylaştı ve bu yılki tema, yani Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasının belirlenme gerekçelerini paylaştı salondakilerle ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra yara alan toplumsal güvenlik ve din güvenliğinin yara almasından dolayı bu sene Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temasının seçildiğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez sözü Kutlu Doğum tartışmalarına getirdi ve iddialara tek tek yanıt verdi. Neydi o iddialar? Kutlu Doğum haftalarının bir FETÖ projesi olduğu yönünde iddialar vardı ki bununla ilgili Başkan Görmez bütün hayır işlerinin o menhus yapıya mal edilmesi beni üzmüştür dedi. Diğer bir iddia Kutlu Doğum kutlamalarının yanlış tarihte olduğu yönündeydi ve bununla ilgili de bütün haftalar, bütün günler Allah'ın Resulüne feda olsun dedi. Son olarak da Kutlu Doğum'un bidat olduğu yönünde iddialar vardı ki bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez çok sert tepki gösterdi ve dedi ki gırtlağa kadar bidate saplananların bunu söylemesi çok acıdır dedi ve son olarak da aslında bu tartışmalara tek cümleyle yanıt verdi. İlim cehalete tabi olmaz, cehalet ilime tabi olmak zorundadır dedi. Tekrarlamak gerekirse Türkiye'de herkes bilsin ki ilim cehalete tabi olmaz, cehalet ilime tabi olmak zorundadır dedi. Ve Başkan Görmez'in yaptığı açılış konuşmasının ardından 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında düzenlenen sempozyumun birinci oturumu gerçekleştirildi. İlk oturuma Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Profesör Doktor Halife Keskin başkanlık yaptı ve bu oturumla birlikte sempozyumun ilk günü tamamlanmış oldu. Bugüne geldiğimizde ise çalışmalar Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde ikinci oturum gerçekleşti ve şu sıralarda ise yine üçüncü oturum gerçekleşiyor, devam ediyor. Çalışmalar yarın da devam edecek. Yarın da bir oturum daha gerçekleştirilecek ve böylelikle 2017 yılı Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu temalı sempozyum tamamlanmış olacak. Biz de kameraman arkadaşım Usame Tosun ile birlikte bu sempozyumu takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve Gaziantep'ten sözü tekrar stüdyoya sana bırakalım Arif. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan din hizmeti alanında eğitim alan Ahıska Türkleri din görevlisi olarak ülkelerine dönmeden önce Başkan Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Şimdi o ziyarete ilişkin notlar gelecek ekranlarımıza. Selamünaleyküm.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinden gelip Türkiye'de dini hizmet alanında eğitim alan Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben de Azerbaycan'da geliyorum. Açmaz bölgesine. Görmez sohbet sırasında Ahıska Türklerinin yakın tarihte uğradığı büyük zulmü hatırlattı. İslam ümmetinin çokça zulme uğrayan yetim milletleri vardır. Bunlardan birisi Ahıska Türkleridir. Bunlardan birisi Kırım Tatarlarıdır. Filistinlilerdir. Boşnaklardır. Haseten Ahıska Türkü kardeşlerimizin kendi yerlerinden, yurtlarından edinerek bütün dünyaya çil yavrusu gibi nasıl dağıldıklarını hepimiz biliyoruz. Görmez ülkelerine döndüklerinde din görevlisi olarak hizmet verecek olan Ahıska Türkü konuklarına tavsiyelerde de bulundu. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Her birinizin sadece namaz kıldıran bir imam değil, alim olmanız lazım. Çünkü siz ümmetin yetimi olan bir kavmi kendi kimlikleriyle, Müslüman kimlikleriyle ayakta kalmaları için onlara yardımcı olacaksınız. Kapı kapı gezeceksiniz. Tanışmadığınız hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz kalmamalı. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyacaksınız ve çok iyi anlayacaksınız. Resulullah'ın sünnetini, hadisini çok iyi bileceksiniz. Bir şey daha bileceksiniz. İslam'ı bu asırda insanlara hangi hikmetle nasıl anlatacağınızı çok iyi bileceksiniz. Sohbetin ardından Hafız Osman Şahin Kur'an tilaveti yaptı. Tanışma ziyareti Başkan Görmez'in duasıyla sonlandı. Allahümme ansuril İslam'a vel muslimin. Allahümme a'izzel İslam'a vel muslimin. Türkiye, açlık ve susuzluğun etkisini artırdığı Etiyopya, Kenya, Güney Sudan ve Somali'ye olan yardımlarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye Diyanet Vakfı bu 4 ülkedeki 18 bin aileye acil insani gıda yardımında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı son 50 yılın en kurak dönemini geçiren Doğu Afrika ülkelerine yardım elini uzattı. TDV ekiplerinin bir durağı da Etiyopya oldu. Etiyopya'nın Afar bölgesinin, Afar eyaletinin Asayeta bölgesinde 5000 Müslümana acil insani gıda yardımında bulunuyoruz. Özellikle son 3 aydır Güney Sudan, Somali, Kenya ve Etiyopya'nın bu bölgesinde ciddi kuraklıklar yaşanıyor. Pirinç, un, sıvı yağ ve makarnadan oluşan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Eritre'den ve diğer bölgelerden göç eden 2500 mülteci aileye gıda yardımında bulunduk. Bugün de Asayeta'da yaşayan fakir ve kuraklıktan ciddi anlamda etkilenmiş fakir Müslüman halka 2500 gıda kolisi dağıtarak inşallah dağıtımlarımızı neticelendireceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı bölge halkının dini ihtiyaçlarına da cevap verecek. Buradan öğrencileri Türkiye'ye götürerek okutuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir cami planlamamız var. Addis Ababa'da büyük bir sembol anlamında bir cami inşa edeceğiz. Etiyopya'nın dışında açlığın pençesindeki Kenya, Somali ve Güney Sudan'a da yardım götürüldü. Dini Haber Analiz Programı'na konuk olan TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Afrika'daki faaliyetleriyle ilgili son durumu anlattı. Toplamda 18 bin aileye gıda yardımı bu bölgelerde gerçekleştirildi. Tabii bu 2,5 milyon civarında bir yardıma tekabül ediyor. Biz milletimizin emanetleri gene bu bağlamda yüksek bir hassasiyetle, yoğun bir gayretle bölgede dağıttık inşallah. Şimdi ekranlarınıza Torun Tombalak buluşmasını getireceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Reyyan Anaokulu'nda minikler dedeleriyle, anneanne ve babaanneleriyle keyifli bir gün geçirdi. İşte o etkinlikten renkli görüntüler. 1-3-1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 -
oynadılar, güldüler. 4-6 yaş arası anaokulu öğrencileri bugün dedeleriyle, anneanne ve babaanneleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Hadi bakalım bir ısır görelim. Geçin. Aşağıdan destek alıyoruz. Dede olarak yardım edin. Evet, yardım ediyoruz. Yapam,
yapamıyorlar. Yapamayın. Üzülüyorlar, ağlıyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Minikleri büyükleriyle buluşturan bu anlamlı program Türkiye Diyanet Vakfı Reyyan Anaokulu'nca düzenlendi. Bahar sıcaklığında piknik havasında bir gün yaşandı. Bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Misafirlerimiz sadece anne babalar ve çocuklarımız değil, anaokulumuzun velilerimiz değil. Anneanneler, babaanneler, dedelerimiz var. Onlarla küçük küçük yarışmalar yaptık. Şu an şah çektim. Hamlesini bekliyorum. Peki iddialı mısın kazanacağını? Evet. Ve torun buluştunuz bugün. Evet evet. Torun tombalak hep böyle yani. Gerçekten güzel bir gün. Ha, torun sevgisi bambaşka yani. Davetliler arasında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in eşi Hatice Görmez de Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin de vardı. Torun tombalak buluşması birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kızımla bu çalışması yapıyoruz. Ayşe mi geçiyor? Çok güzel. İlk defa deniyoruz. Ayşe annenle ne yapıyorsun sen şimdi? Ebru. Torunumun işte şeyine geldim, şenliğine geldim. Onunla avunuyorum. Çok mutluyum. Kim geldi seninle birlikte bugün? Babam ve annem. Etkinliğe katılan minikler doyasıya eğlendiler. Şeker yediler, kaydıraktan kaydılar, balonlarla oynadılar. Enes ne yapıyorsun burada? Torun tombalak şenliği ve bahar şenliği. Oyun oynuyor musun peki? Evet. Güzel bir atmosferde çocuklarımızla beraber güzel bir gün geçirdik. Çocukların bugünkü eğlencesine katıldık bizler de. Şimdi ben de yarışma için sıra bekliyorum. Limonata yarışmasına katılacağız. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. İdirne'den Kars'a, Samsun'dan Gaziantep'e Türkiye'nin yöresel ürünleri başkent Ankara'da bir araya getirildi. Ortaya bir lezzet şöleni çıktı. Diyanet Haber ekibinin bu fuardan edindiği renkli izlenimleri getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. Coğrafi işaretine baş koymak. Birbirinden lezzetli tatlılar, turşular, kuru yemişler, bakliyatlar, el emeği, göz nuru ürünler hepsi Ankara'ya taşındı. Edirne'den Kars'a, Antep'ten Hatay'ın künefesine kadar Türkiye'nin dört bir yanından yöresel lezzetler başkent Ankara'da buluştu. İşte gördüğünüz bu tezgahta da Hatay'ın meşhur künefesi veriliyor. Ben künefe pek sevmem de bir bakayım yine de. Bakalım bu nasılmış. Harika. Ankara Ticaret Odası Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası alanda tanıtımını yapmak amacıyla yöresel lezzetleri bir araya getirdi. Evet, burada tokat çemeni var soframızda. Tatmak ister misiniz öncelikle? İster istemez yüzünüzde bir tebessüm oluşacak. Bu tebessümü izleyicilerin de görebilmesi için o tarafa dönerseniz sevinirim. Bu görmüş olduğunuz biber Türkiye'de sadece Kırşehir'de Cemile Köyü'nde yetişiyor. Ve bunun tohumunu nereye ekerseniz ekin Cemile Köyü'nde yetişen biberin lezzetini vermiyor. En çok hangisi ilginizi çekiyor? Ben özellikle Hatay'ın ürünlerini tercih ediyorum. Çünkü böyle bir karışım Arap dünyasından da bir şeyler bulunuyor. Bizim Anadolu'dan da. Gerçekten böyle özünü korumuş yemekler. O yüzden Hatay'ı tercih ediyorum. Fuarda sadece yöresel lezzetler değil, el emeği, göz nuru ürünler de sergileniyor. İşte burası da Aksaray'a ait bir stand. Gördüğünüz bu standta da el dokuması, el emeği, göz nuru halılar dokunuyor. Başkent Ankara'nın keçisi meşhur. İşte bu standta da tiftik keçisinden elde edilen yünler işte böyle eğrilerek ipe dönüştürülüyor ve onlardan elde edilen iplerle yöresel ürünler elde ediliyor. Bunu böyle ilk keçiden kırkılıyor, sonra yıkanıyor, sonra açılıyor, didiliyor, sonra böyle ip oluyor. Daha sonra çorap oluyor, örülüyor. Ankara keçisi yavrusuyla birlikte fuarın ilgi odağı oldu. 130 farklı standta yöresel lezzetler tanıtıldı. Maraş dondurmasına bekliyoruz şu an. Lezzetli mi Maraş dondurması? Ha, severiz tabii, lezzetli. Bunun özelliği Kastamonu'da yetişiyor olması ve asla bugüne kadar genetiğinin hiç bozulmamış olması. Afiyet olsun. Hanımın yaptığına benziyor mu? Benziyor. Hanım bundan daha güzel yapıyor. Evet, bu haberimizle birlikte ana haber bülteni noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.